Merhaba. Genelde sanatın güzel olduğuna dair bir varsayımda bulunuruz. Ama bu bir şart mı? Sanat güzel olmak zorunda mı? Ya da bir şey çirkinse o zaman sanat olamaz diye mi düşünürüz? Sanat tarihçilerine kulak verirsek bir değil pek çok güzellik fikri olduğunu görürüz. Kültürlerin güzellik anlayışları birbirinden farklı olabilir. Ayrıca zaman geçtikçe güzellik algısı da değişebilir. Onun içindir ki güzel dediğimiz şey sabit bir kavram değil. Ancak yine de çoğumuza göre güller güzelken hamam böcekleri çirkindir. Burada 18. yüzyıl filozoflarından Kant'a atıfta bulunalım. Kant güzelliği nasıl tanımlayacağımız üzerine çokça düşünmüş bir filozof. Buna filozoflar estetik diyor. Ayrıca nörobilimin yürüttüğü çalışmalara göre de insanlar daha çok simetrik ve belli oranlara sahip nesnelere yöneliyorlar. Onun içindir belki de insanlar için güzel denen şeyin ne olduğunun arkasında biyolojik bir gerçek var. Güzellik anlayışının zamanla değişmesi tarihçileri de ilgilendiren bir konu. Antik Yunan filozofu Pisagor'a göre güzellik evrensel bir uyum içinde saklıydı ve biz de bu uyumu yansıtan bir şeyler ürettiğimizde o şeyleri güzel olarak nitelendirirdik. Bir de güzel olanı kimin ya da kimlerin belirlemesi gerektiği mevzu var. 21. yüzyılda güzelliğin son derece kişisel bir kavram olduğunu, onu deneyimleyen kişiye göre değişeceğini rahatlıkla düşünebiliyoruz. Ancak bu her zaman böyle değildi. Biz günümüzde bireye önem verilen bir çağda yaşıyoruz. O yüzden de eski dönemlerdeki gibi neyin güzel olup olmadığını söyleyen otoriteler yok. 19. yüzyılda ve bundan yüzyıllar önce güzelin ne olduğuna karar veren sanat akademileri vardı. Özellikle de Avrupa'daki kraliyet akademilerinin neyin güzel olduğuna nasıl karar verdiğini incelemek çok ilginç. Genelde akademilerin görüşleri antik Yunan ve Roma kültürlerine bağlıydı. O yüzden de dönemin sanatçıları insan vücudunun ideal oranlarını anlamaya odaklanmıştı. Bu çoğu sanatçının en çok ilgilendiği noktaydı. Belli bir standarda ulaşmak için çabalıyorlardı. Sanat eğitimi de sanatçıların bu tür bir güzelliği elde edebilmesine yönelikti. Ancak bu durumun sanatçıları deyim yerindeyse boğduğunu, onları zor duruma soktuğunu tahmin etmek hiç de zor değil. 19. yüzyıl ortalarına Kurbe gibi sanatçılara ve Baudelaire'in sanat eleştirilerine bakarsak onlara göre güzellik algısı döneme özgü bir olgudur. Yani güzellik ebedi bir şey değil, rastlantısal, olumsal bir şeydi. Örneğin o dönemde insanlara çirkin gelen şehrin sokakları, caddeleri günümüzde bize güzel görünebilir. Bahsettiğimiz bu yazar ve sanatçıların hükümdarın otoritesinin sarsıldığı bir zamanda yaşamaları tesadüf değil. Sanatçılar için tek bir güzel olması gerektiği fikrini reddetmek çok önemliydi. Evet şimdi de Chicago Sanat Enstitüsü galerilerinin üçüncü katındayız. Karşımızda Picasso'nun mavi dönemine ait meşhur yaşlı gitarist tablosu var. Picasso'nun gençliğinde çizdiği bu tablo 21. yüzyıldaki konumumuzdan bakıldığında bize bariz bir şekilde güzel gelse de 1903 ya da 1904'te resim yapıldığı dönemde bu resme bakan birine gayet çirkin gelebilirdi. Neden mi? E, sanatçının insan vücudunu nasıl deforme ettiğine, bozduğuna bir bakın. 19. yüzyılın sonunda bunu tek yapan sanatçı Picasso değil. Ancak kendisi bunu bu resimde oldukça abartılı bir şekilde yapıyor. Paçavralar içinde gözleri kapalı, belki de kör olan bir adam. Gitar çalıyor. Boynu gerçekçi olmayan bir şekilde öne doğru eğik ama bir taraftan da çok şey ifade ediyor tarih boyunca sanatçılar çeşitli amaçlar uğrunda insan vücudunu deforme ederek tasvir etmişlerdir. Burada Picasso'nun büyük İspanyol ressam El Greco'ya öykündüğü kesin. El Greco da insan vücudunu deforme ederek tablolarında manevi ve ilahi hisler yaratmaya çalışmıştı. Tablomuzdaki figür bize çok yakın. Arkasında uzanan bir alan yok. Renklerin döküldüğü düzlem gayet yassı bir alan. Gitar da neredeyse tamamen bize dönük. Adamın boynu gitara doğru eğilmiş sanki tamamen çaldığı müziğe odaklanmış. Kendi yalnızlığı içinde bu figür icra ettiği sanatında huzuru buluyor. Estetik bir deneyim içinde müziğine kendini vermiş. Bu estetik deneyim bizim bu tablonun önünde durduğumuzda yaşadığımız estetik deneyime çok benziyor. Picasso burada olağanüstü bir şey yapıyor. Bu tablonun sınırları dahilindeki melankolik deneyimle bizim yaşadığımız deneyim arasında bir köprü kuruyor. Bir açıdan da Picasso bize bizim de görme yetimizi yitirdiğimiz bir tablo sunuyor. Figür dikdörtgen alana hapsolmuş, ve kendi dünyasında. Burada sanatçının evrensel bir deneyim oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple de figüre karşı içimizde bir empati duygusu gelişiyor. Sanatçı bunu birçok farklı açıdan sağlayabilmiş. Öncelikle figürün vücudu deforme edilerek yansıtılmış. Mavi, kahverengi, gri ve siyah tonlar kullanılmış. Figür bize çok yakın ve ayrıca bariz bir şekilde yoksul sanki dünyaya karşı savunmasızca orada duran bir adam. Şimdi tekrar güzellik konusuna gelelim. Evet. Sizce bu tablo güzel mi çirkin mi? Bence sanatçının bizde oluşmasını sağladığı empati duygusu başlı başına güzel. Hatta belki de bir gülün resminde gördüğümüz daha bariz güzellik biçiminden daha güzel. Gözleri görmeyen bir adamın gitar çaldığı başka bir görsel bizde aynı etkiyi yaratmayabilir. Kısacası burada hem biçimsel özellikler hem de konunun kendisi duygularımızı harekete geçiriyor. Hoşçakalın.